2000 yılına kadar Amerika'da ya da bütün dünyada süt verimi arttıkça döl verimi düşüyordu değil mi? Evet. Ama şimdi öyleydi. Süt verimi de artıyor, döl verimi de artıyor. Önümüzdeki yıl belki program çektiğimizde iklimlendirme göstermek istiyoruz. İklimlendirme de havayı soğut. Havayı soğutacak. Havayı soğutup sıcak havayı atma. Yani bir nevi doğal klima, dünyanın her yerinde aynı boğalar kullanılıyor. Evet. Aynı boğalar kullanıldığı için zaten genetik belli bir seviyeye getirildi. Akademisyenlerle iç içe olun. Görüşün, onları alın. Akademik üniversitelerden alın, götürün, sahaya evet. Götürün. Osman Bey, şimdi fark ettiyseniz belki sizin gençliğinizde 20 litre süt veren bir inek mükemmel bir inekti. Meme sağlığına da baktım. Her şey sağlıklı deyip de ben 25 litrenin üzerine çıkamıyorum diyorsa orada genetiğe bakmak. Genetiğe bakmak lazım. Türkiye entelektüel olduğu gün, süt sığırcılığı yetiştiricileri entelektüel olduğu gün üremeyi çözecekler. Dostlar herkese selam. Bu YouTube kanalımda çok güzel bir programa başlıyoruz. Eğitim programları hem küçük baş için hem büyük baş için sadece yapmanız gereken katıl butonuna basarak bu eğitimlere katılabilirsiniz. Çok değerli hocalarımızla beraber aynı zamanda hem kendim hem de değerli hocalarımızla beraber yaptığımız çekimler var. Bu çekimlerden siz faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey katıl butonuna basmak ve yolculuğa başlamak. Dostlar herkese selam. Evet, yepyeni bir programla beraberiz. Ratio Life sponsorluğunda hocalarımızla çektiğimiz Aytaş çiftliğinde çektiğimiz programlar devam ediyor. Aynı zamanda eğitim programları da çekiyoruz. Eğitim programlarımıza katıl butonundan katılabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, titreşimi açmayı yani bildirimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Çok değerli hocam Profesör Doktor Mehmet Cengiz yanımda. Şimdi hocam bugünkü konumuz nedir? Bugün sizlere biraz süt sığırcılığı işletmelerinde biyoteknoloji uygulamalarından bahsetmek isterim. Bu da artık güncel bir konu. Evet, çok güzel bir konuya geldik. Biyoteknoloji. Şöyle biyoteknolojiyi açabilir miyiz biraz? Evet. Biyoteknoloji nedir hocam? Biyoteknoloji, biyolojinin içerisine teknolojinin uygulanmış halidir. Yani biz bütün teknolojik gelişimleri bir biyolojik süreç içerisinde uygularız. Aslında çok uzun yıllardır var bu. Yani bir aslında bir biyoteknoloji uygulaması, bu eğilimi sürekli var. Mesela nerede görüyoruz bunu? Sperma teknolojisi. Aslında bir biyoteknoloji uygulamadır. Neden? Sperma alınıyor, belli işlemlerden geçiyor, kaliteye göre ayrılıyor. Ondan sonra buradan alınan sperma annelere naklediliyor ve buradan yavru elde ediliyor. Daha sonra bazen buradan bir adım daha öteye taşıyoruz. Mesela dişi sperma uygulamasına geçiyoruz. Bu da bir biyoteknolojik bir yaklaşımdır. Nedir? Çünkü siz biyolojik bir süreç içerisinde teknolojiyi devreye sokuyorsunuz ve dişi spermaların dişi aday hücreleri seçebiliyorsunuz. Bu da bir biyoteknolojik. Çok önemli çünkü dişi sperma kullanarak biz aslında genetik gelişmeyi hızlandırmış oluyoruz. Çok tabii. Ciddi hızlandırabiliyoruz. Verimliliği de arttırıyoruz. Verimliliği arttırıyoruz ve ben bunu bazı çiftliklerde gördüm. 4 yıl içinde bir anda gelişim inanılmaz yükseliyor. Evet. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde yani damızlık üretimi problemli olan ülkelerde ve ıslaha ihtiyaç olan ülkelerde dişi sperma kullanımı bize bir kestirme sağlıyor. Ve işletmelerin hızlı büyümesini sağlıyor. Özellikle birazdan da zaten bakacağız. Düvelerde dişi sperma kullanımı, annelerde yani anaçlarda dişi sperma kullanımı, bunların kriterleri küçük bunlardan bahsetmek isterim. Süt verimi üzerine etkileri, burası tamam. Bir de biyoteknolojik gelişmelerin en önemli kısmı şu anda nirvanası embriyo transferleri ve yine aynı şekilde genomik testlerin uygulanması. Yani biz normalde sperma üzerinde bir biyoteknoloji uygulayabilirken artık rutine girmiş şekilde bugün yeni bu embriyo transferleri yine aynı şekilde genomik boğaların seçimi bunların hepsi artık bir biyoteknolojinin süt sığırcılığına uygulanmış hali. Hocam burada bir soru sormak istiyorum. Bu genomik test dediğiniz projeni testle aynı şey mi? Türkçesi mi genomik test? Hayır. Projeni test normalde eskiden beri yapılan bir test sistemiydi. Bu testlerde projenik olan boğalar bir süre sonra bunların kızların verimleri bakılıyordu. Bunların ne kadar verim verdiği, yapı özellikleri bunlara bakılıyordu. Ve ondan sonra yaklaşık 5-6 yıllık bir sürecin sonunda artık biz elimizde denenmiş, sonucu alınmış spermalar elde ediyoruz. Genomik test ise projeni olarak seçilen boğaların
genetik testlerinin, genetik haritalarının incelenmesi sonucunda o 5-6 yıllık sürecin kısaltılarak çok kısa sürede sonuç alınmasına getiriyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Eskiden projeni testi gerçekleşmiş boğalar belki de o testin sonucunda onlar ölmüş oluyordu. Evet. Yani evet. Zamanları geçmiş oluyordu ama elde olan stoklar kullanarak devam ediyordu. Fakat genomik testlerle beraber bu süreç hızlandı. Ciddi şekilde hızlandı. O zaman belki de genomik testi çok iyi olan bir boğaya evet bundan her gün ya da 3 günde bir sperma alıp milyonlarca elde etme imkanı doğdu anladığım kadarıyla. Mesela kataloglara bakıldığında normalde konvansiyonel spermaların yani genomik teste girmemiş olan spermaların yanlarında şey görürsünüz. Kızlarının verimi diye bir verim görürsünüz. Evet. Genomik testlerde ise bunu görmezsiniz. Çünkü daha kızı yok ortada. Yok evet. Yani şunu yani kızların yeterli verisi yok. O yüzden veri veya çok az var güvenilirlikleri düşüktür. Mesela %50 görürsünüz, %45 görürsünüz. Çünkü daha o süreç tamamlanmamış. Tekrarlanabilirliği yani repeatability evet. dediğimiz şey daha tam oluşmamış. Ama güvenilirliği var mıdır? Tabii ki vardır. Çünkü evet. siz genetik düzeyde. Şimdi şöyle ben size örnek vereyim. Mesela 2000 yılına kadar Amerika'da ya da bütün dünyada süt verimi arttıkça döl verimi düşüyordu değil mi? Evet. Ama şimdi öyleydi. Süt verimi de artıyor, döl verimi de artıyor. Evet. Yani olur? İnek aynı inekse ki aynı inek değil. İşte bunun sebebi artık o genetik haritanın bilmesi ve ona göre ıslahların yapılması. İşte ayak sağlığı yönünden, meme sağlığı yönünden, süt verimi yönünden, hızlı gebe kalma yönünden artık genetik seçilimin, genetik ıslahın yapılabilir olması. Bu bize çok hızlı bir ilerleme verdi. Bugün dünyada süt ineklerinde birim başına verimin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de biyoteknolojinin farkında olarak veya olmayarak çiftliklere uygulanmasıdır. Bu bize neyi sağladı? Bu bize birim başına verimliliğin artmasını sağladı. Evet. Çok. Hayvanın daha uzun ömürlü olması yönünde ıslah yapabiliyorsunuz bugün. Bunu da taşlandıran nokta embriyo transferleri. Evet. Yani sizin yıllara yayılan ıslah çalışmalarınızı aslında siz kestirmeden bir ıslahla, kısa yoldan ıslahla orijinal ve ıslah edilmiş yavruları alıp sürünüzde kullanabiliyorsunuz. Önümüzdeki süreç bize bunu getirecek. Bu çok önemli. Embriyo transferi ile ilgili de şunu söyleyebiliriz o zaman. Diyelim ki bu çiftlikte 10 tane süper ineğimiz var. Evet. Süperin süperi. Yani 80 litre, 90 litrelerde olan ineğimiz var. Evet. Ve biz bunlardan çok kaliteli yavru elde etmek istiyoruz ama bunlar yılda bir kere doğuruyor. Doğru. Ama biz eğer bunlardan yumurtayı alırsak süper ovülasyon şeyiyle yumurtaları alır daha fazla yumurta elde ediyoruz. Yani bir inekten böyle bir süper inekten kaç tane yılda süper yumurta alabiliyoruz? Şimdi şöyle 3 aylık sürelerle ineklerde biz alım yapabiliriz. Süper ovülasyon dediğimiz. Süper ovülasyonla yapabiliriz. Bunun tabii tekniği biraz detaylı anlatılması gerekir. Belki biraz zaman alabilir ama şöyle ifade edeyim. Aslında biz ineğin yumurtalığını embriyo transferinde sağıyoruz. Evet, sağıyoruz. Yani sağıyoruz. Ve dışarıda laboratuvar ortamında sperma ile birleştiriyoruz. Bu bir yöntem. Bu bir yöntem. Veya yani bunu alıp dışarıda dölleyebiliriz. Veya anne içinde döllenip döllenmiş olan yumurtayı alabiliriz. Embriyoyu alabiliriz. Evet, bu çok önemli. Yani bu yöntemler tabii ki uygulama yöntemine göre, uygulama şartlarına göre, hayvana göre, bu konunun uzmanına göre değişir. Bugün Türkiye'de artık çok iyi yetişmiş, embriyo transferi üzerine özellikle çok iyi yetişmiş kişiler ve çok iyi altyapıya sahip olan merkezlerimiz var. Bugün evet. Türkiye bu konuda dünya ile yarışabilecek evet, düzeyde. Evet. Peki embriyo transferine bir sığır üreticisi neden ihtiyaç duyar? Bir kere bir, genetik ıslah çok önemli. Bunu yapmamız lazım, doğru. Ama ikincisi sıcak stresi. Sıcak stresi, evet. Evet. Sıcak stresinde başa çıkmanın en önemli, yani sıcak stresinde döl verimini arttırabilmenin en önemli parametrelerinden bir tanesi de embriyo transferidir. Bunun sebebi şudur. Normalde bir embriyo döllendikten sonra yaklaşık 5 ila 7 gün arasında süren bir yolculuk geçirir. Ana rahmine ulaşana kadar. Ve sıcaklık stresini en fazla bu süreçte duyarlanır. Fakat biz 7 günlük bir embriyoyu, 7 gün daha doğrusu anneden aldığımız bir yumurtayı laboratuvar ortamında 7 günlük kontrollü bir süreç geçirdiğimiz takdirde embriyonun bu duyarlı olduğu 7 günlük süreci laboratuvarda geçirtirmiş oluyoruz. Dış ortam şartlarına maruz bıraktırmıyoruz. Ve bunu tutup annenin rahmine naklettiğimizde artık o ısı stresinin, sıcaklık stresinin embriyo vermiş olduğu zararlardan büyük oranda kurtulmuş oluyoruz. Ve gebelik oranını arttırıyoruz. Evet, şimdi burada da böyle bir süper inekten alınan
yumurtalığın süper bir boğayla çiftleştirilmesi neticesinde istersek dişi sperma elde edebiliyoruz. Hı hı. İstersek erkek sperma elde edip onun genomik testini yaparak süper bir boğa elde edebiliyoruz. Osman Bey, şöyle mesela artık fark ettiyseniz mevsim, sıcak mevsim uzadı. Evet. Ve sıcaklık stresi artık belki de Türkiye'de ve dünyada, özellikle bizim iklim kuşağımızda, süt sığırcılığı endüstrisinin en büyük problemi haline gelecek, sıcaklık stresi. Bu tarlaya da yansıyor, hayvana da yansıyor. Evet. Şimdi biz şu anda Milas'tayız. Milas'ta %60 neme kadar çıkıyoruz biz. Hele şu saatlerde %60 neme kadar tırmanacağız birazdan. Ve bu nem ister istemez hayvanın üzerinde sıcakta bir battaniye etkisi yapacak. Yani çöldeki bir insanın sırtına battaniye alıp güneşin altında oturması gibi bir etki yaratacak. Evet. Terleyemeyecek, soğuyamayacak hayvan. Böyle olunca bunun en birincil etkisi günlük olarak süte ama sezonluk olarak döl verimine etkisi olacak. İşte döl veriminin etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar, bir, sıcaklık stresine dayanıklı ırkların seçilmesi. Evet. Bu genlerin üzerinde çalışmaların yapılması ve buradan embriyo transferlerine doğru uzanılması. Yani aslında önümüzdeki benim öngörüm bu. 20-30 yılın değişmez konsepti sıcak stresi ve bununla baş edilmesi için biyoteknolojinin uygulanması. Süt sığırcılığı işletme sahipleri tabii ki bununla ilgilenmeyebilir. Tabii ki bunu bilmek zorunda değil. Ama en azından şunu bilmek zorunda. Sıcaklık stresi durumunda embriyo transferine artık başvurmak zorunda kalacaklar. Bugün çok pahalı. Bunu kabul ediyorum. Çünkü Türkiye şartlarında dolara bağlı bir iş yapıyoruz. Evet. Kullandığımız her madde dolara bağlı. Hormonları bu işte. Ama bir gün gelecek ki bunlar artık, bunun da Türkiye'de bir altyapısı oluşacak ve bu yine ucuzlayacak. Aynı bugün suni tohumlama zamanında nasıl bir ütopyaysa ve bugün artık bir gerçekse evet. Önümüzde de bugün biraz daha zor olan bu embriyo transferi çalışmaları, genomik çalışmalar belki bir 15-20 sene sonra rutinimiz hale gelecek ve biz embriyo transferlerinde başka şeyler konuşuyor olacağız. Evet, şimdi sıcaklık stresiyle ilgili maliyet tabii ki yüksek ama ben sizinle beraber RasyoLife altında dolaştığım çiftliklerde özellikle sizlerin danışmanlığı neticesinde insanlar ellerindeki verilerin yeterli olmamasına rağmen, yani malzemenin, ve bunu çok düşük maliyetlerle burada görüldüğü gibi yapıyorlar. Yani evet, hayvanlar neticede bağlı. Evet. Şu anda sahımdan çıktıkları için yarım saat kadar burada bağlı olarak bekliyorlar. Ama o bağlı olarak beklediklerinde zaten ıslak zeminde duruyorlar. Yemleme evet, yaparken çünkü gübrelerini salıyorlar, doğru, idrarlarını salıyorlar, idrarlarını veriyorlar. Ama burada da aynı zamanda o sıcaklık stresini giderici neticede bir sprinter uygulama sistemi var, evet, uygulama var. Bu da hayvan 24 saatte 3 kere sahım gördüğü zaman hiçbir şey yapamıyorlarsa. Yani evet, pervane sistemleri artı bu sprinter sistemle en azından günde 3 kere ıslatma, yani hayvanları yağmurlama sistemi tutuyorlar. Evet. Tabii ki gelecek dönemlerde ayrıca yapılması gereken yağmurlamalar var. Onlar belki maliyetli ama bir şekilde geçmeleri lazım. Evet. Çünkü sizin de dediğiniz gibi sıcak iklimlerde veya dünyanın global ısınma neticesinde artık belki de gelecekte sadece 4 ay 5 ay olan sıcaklık artık 8 aylara 9 aylara çıkacak. Evet. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi genetik seleksiyonla bunu nasıl ayıracaksınız? Onu ben bir şey söyleyemiyorum ama genetik seleksiyonla sıcaklık stresine dayanıklı hayvanlar seçmemiz lazım. Zaten doğa kendi seleksiyonunu yapıyor ister istemez. Yani bu hayvanların içinde de zaten üreyemeyecek potansiyeli sahip olanlar bir süre sonra zaten işletmelerden çekiliyor. Evet. Biz bu işletmede mesela sıcaklık stresinde de gebelik alabiliyoruz. Bu çok alabiliyorsunuz. Önemli. Tabii ama bu bizim uyguladığımız besleme metoduna göre. Yine ahır için mesela şu anda görüyorsunuz duşlama ve pervane evet, sistemlerimizi mesela başladı burada. Kullanmamıza göre. Sprinter sistem hayvanın tamamını ıslatıyor zaten. Islıyor, evet. Ve su bu tarafa düşmüyor. Evet. Yani öyle bir ayarlanmış ki sprinterler tamamen bu hayvanlara yapılıyor. Ve biz konuşmaya başladığımızdan beri zannedersem 3-4 dakikada bir, bilmiyorum kaç, hı-hı, neye ayarlı. 5 dakikalık sikluslarımız var burada. 5 dakikada bir evet, hayvanlar ıslıyor. Zaten yarım saat burada durduğuna göre 5 dakikada bir kaç dakika sürüyor bu hocam? Yani 5 dakika içerisinde yarım dakika bir duşlama veya 45 dakika bir duşlama, bazen çok sıcaksa
1 dakikaya kadar duşlama. Geri kalanı pervane. Bakın şimdi pervane devreye girdi. Evet. 30-40 saniye kadar ıslatma yapıldı. Bakın şu anda pervane devreye girdi. 4-5 evet. dakika kadar çalışacak bu. Ve o pervane o hayvanın üstündeki ıslaklığı serinletiyor. Evet. Yani onu kaldırmaya çalışıyoruz. Biz burada önümüzdeki süreçte bir şeyin de argesini yapıyoruz. Evet. Durmuş Bey'le beraber, Talat Bey'le beraber. Şimdi bir yeni sistem deniyoruz burada. Soğutma yapacağız. Yani iklimlendirme yapacağız. Islama yapmayacağız sadece. İklimlendirmeyi de çalışacağız. Önümüzdeki belki 3-4 ay sonra bunu organize edeceğiz. Bu seneye yetişmeyecek ama önümüzdeki yıl belki bir program çektiğimizde iklimlendirme göstermek istiyoruz. İklimlendirme de havayı soğutma. Havayı soğutacak. Havayı soğutup sıcak havayı atma. Yani bir nevi doğal klima etkisi yaratma. Etkisi yaratacaksınız. Evet, onunla ilgili bir argemiz var şu anda. Onu çok çalışacağız, güzel. Onu kurduracağız. Detaylarını önümüzdeki senelerde yapabilirsek, yani önümüzdeki yıla kadar yetiştirebilirsek, bunun etkilerini de ölçeceğiz burada. Şimdi biz bu sistemin etkilerini ölçüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Şu anda Aytaş, RasyoLife bünyesinde yaptığı akademik çalışmalarla, ARGE çalışmalarıyla bu işletmede sıcak stresinde de gebelik alabilir hale getirdik biz burayı. Ve buranın bu modeli uygulayan herkes beslemesini, bu bir konsept aslında Osman Bey. Şöyle söyleyeyim, bunun bir tanesini alayım uygulayayım, birazını uygulamayayım dediğiniz zaman bunu alamazsınız. Zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsünüz. Aynen öyle. Yani mesela, bütün zinciri yapmanız lazım. Mesela burada belki Tarat Bey de dile getirmiştir. Sağ olsun buradaki mesela biz beslemede bağırsak yangılarını, bağırsak iltihaplarını azaltırken sıcak stresinde yem tüketimini arttırmaya yönelik teşvikler yine hayvan üzerinde. Yine hayvan konforunu arttırıcı uygulamalar yapıyoruz. Ahır içinde bazı noktalarda ısı ve nem ölçerlerimizi göreceksiniz. Evet. Anlık olarak sürekli biz bunları takip ediyoruz. Bu yaptığımız için oradaki karşılığını ölçmeye çalışıyoruz. Sebebi şu, biz burada işletmeler yazın gebelik elde edemezlerse en büyük problem olan mevsimsellik sorunu yaşayacaklar. Evet. Pazara bir örnek ürün suramayacağız. Zamanını kaçıracağız. Şimdi sıcak stresinin etkisi sadece inek üzerine değil, ekonomi üzerine de olacak. Biz hayvanı yedireceğiz ama gebelik elde edemeyeceğiz bu dönemde. Bir de şu çok önemli. Burada yaptığınız ARGE çalışmaları aslında diğer üreticilere yolsu elektrik olarak geri dönecek. Evet. Onların bu şekilde derecelendirme ya da bu kadar ince detaya inmelerine lüzum yok. Ama burada başarı elde ettiğiniz zaman sizler bunları diğer üreticilerle paylaşarak bir şekilde bunların gerçekleştirilmesini sağlıyorsunuz. Küçük bir not da söyleyeyim. Mesela burası bir ARGE işletmesi. Yani biz çalışırken burada bir ARGE işletmesi bilincinde çalışıyoruz. Burada üretilmiş bilgiyi hap bilgi haline getirip insanlara Türk hayvancılığına sunmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün işletmelere, dışarıdan da soran olursa soruyorum, Türkçe anlattığımız için söylüyorum bunu. Türkiye'deki herkese bunu anlatmaya çalışıyoruz. Fakat buradaki olay sadece burada bırakmak değil. Bakın bu işletmede, geçen programlarda da çektik, üstün verimli anneler var. Değil evet, mi? Evet, evet. Bu anneler verim ömrünü doldurduklarında kasaba gidecekler, et fiyatına satılacaklar. Kesinlikle. Ama biz buraya bir biyoteknoloji kurabilirsek, şu anda amacımız önümüzdeki yıllarda burada bir biyoteknoloji alanı da oluşturmak. Embriyo transferleri, kendi embriyolarımızı elde etme, bunlar üzerinde ARGE çalışmaları yapma gibi, yine aynen çevre mühendislerinin de dahil olduğu, bizlerin de süreçlere dahil olduğu, yine TÜBİTAK gibi, Avrupa Birliği fonları gibi bunları buraya çekip, belki meslektaşlarımız da bu işlerin içine eğitimlerini alabilme gibi planlarımız var. Umarım yapabiliriz. Çünkü bu inekler verim ömrünü doldurduklarında kasaba gidip et fiyatına yenen hayvanlar olmasın. Bunlar gitmeden önce tabii ki oraya gidebilir ama genetikleri devam etmek zorunda. Ben buradan şunu çıkartıyorum hocam. Artık RasyoLife olarak yaptığınız çalışmalarda sanki önümüzdeki süreçlerde RasyoLife vesilesiyle biz embriyo bankaları, sperma bankalarını artık RasyoLife'da da görmeye başlayacağız. İnşallah bu bizim yani tabii, böyle bir şeyi hayal ettim ya ben. Şimdi şöyle, tabii biz zıplıyoruz, yani aya ulaşmak, yıldıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kurulmayacak değil. Bu sadece şöyle. Bu sistemler pahalı sistemler ama Türk ulaşılamaz sistemler değil. Evet. Mevzuatsal bazı sınırlamalarımız var. Biz normalde burada ürettiğimiz bir embriyoyu satabilmemiz için bir yerde orada bunun ruhsatının alınması gerekiyor. Bunun Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gerekiyor. İleride biz bunları da hedefliyoruz. Bunlara yönelik yatırımlar da yapmak istiyoruz. Bunlarda sorun yok. Türkiye'deki ana motivasyonumuz şu. Aslında bizim bu ahırdaki bu biyoteknolojik hayallerimizin diyelim. Ana motivasyonu şu. Bu hayvanlar üstün verimli hayvanlar. Üstün bir genetiğe sahip. Bunlar bizim milli sermayemizle ülkeye gelmiş hayvanlar. Bu hayvanların genetiklerinin bu ülkede kalması lazım. Çünkü biz parayı 4 tane bacağı olan, 4 meme başı olan, 1 tane kafası olan hayvana ödemedik.
Aslında Türkiye her yaptığı ithalatta bir genetik transfer yaptı. Ve şunu da söyleyebiliriz hocam, artık dünya öyle bir noktaya geldi ki dünyanın her yerinde aynı boğalar kullanılıyor. Evet. Aynı boğalar kullanıldığı için zaten genetik belli bir seviyeye getirildi. Yani bizim öyle bir hale gelmemiz lazım ki ülkemiz olarak artık dışarıdan sperma ithal etmeye, yani bırak inek ithal etmeyi, sperma ithal etmeye ya da embriyo ithal etmeye ihtiyacımız olmamalı ya da onlarla rekabet eder hale gelmemiz evet. lazım. Bu konuda bir daha başta demiştim, bu konuda yetkin merkezler kurulmaya başlandı. Bu konuda çok iyi hocalarımız var. Yani ben bir sürü fertilitesi üzerine çalışan bir insanım. İnfertilite benim asıl ilgi duyduğum alan. İnfertilite ile yani kısırlıkla mücadele ederken kullandığımız silahlardan bir tanesi de nasıl bir antibiyotik kullanıyorsak evet, embriyo evet. transferi. Bunlar evet. bizim enstrümanlarımız aslında. Kesinlikle. Ama şöyle bir tarafı da var. Bakın Türkiye durmadan hayvan ithal ediyor. Evet maalesef. Baktığımızda ithal ediyoruz. 2 sene o hayvanlarla idare ediyoruz. 2 sene sonra bir daha onları kesip bir daha gidip bir hayvan daha götürüyoruz. Ya Türkiye gibi benim yaşım belki benden daha büyük olanlar, daha tecrübeli insanlar vardır ama bu ülkenin potansiyeli bu hayvanları yetiştirmeye de yetiyor, üretmeye de yetiyor. Benim gördüğümü burada daha eski tecrübeye sahip olan insanlar da görüyor. Neden biz dışarıdan sürekli hayvan ithal ediyoruz? Şimdi hocam tabii ben yaş olarak sizden biraz büyüğüm. Yani. Ben ithalatın 40 yıl önce de aynı ithalatları yaptığımızı görüyorum. O zamanlar eskiden sarı kıza bakan adama biz Holstein getirdik. Evet. O sarı kıza bakan arkadaşımız sarı kıza bakar gibi Holstein'a baktığı için Holstein'ları biz kaybettik. Evet. Ve ondan sonra tekrar tekrar ithalatlar oldu. Ve şöyle bir yanlış bir algı da oluştu. Ya işte Holstein hassastır. Şimdi her hayvanın hassaslığı var ama siz dünyanın en iyi sporcusuna ekmek, somun ekmek yedirip ondan sonra ondan performans bekleyemezsiniz. Evet. Yani elit sporcu dediğimiz, yani elit inek dediğimiz, bu elit koyun olsun ne olursa olsun bunların hayvan refahı ve besleme politikalarının doğru olmadığı takdirde bunların hepsini kaybederiz. Kesinlikle. Dünyanın en iyi şampiyonu yani Naim Süleymanoğlu, Allah gani gani rahmet eylesin, Allah aklıma geldi. Şimdi Naim Süleymanoğlu ilk geldiği zaman işte diyorlar bir milletvekili diyor yeğenim diyor ne lazım sana? İşte benim diyor bol bol protein almam lazım. Sana diyor her gün kuzu keselim. Her gün dana keselim. Evet. Ya tamam da bir insanın yeme kapasitesi var. Yani o yeme kapasitesine göre senin o bir kuzuyu şuna indirmen lazım. Doğru. Nasıl indireceksin? Bunu konsantre yaparak indireceksin. Teknolojiyle indireceksin. İşte bizim besleme politikalarımız, biz şu anda genetik olarak belli bir seviyeye geldik. Genetik olarak belli bir seviyeye geldiysek artık bizim besleme bilinci, hayvan refahı bilinci bunları çok iyi oturtmamız lazım. Ve ben inanıyorum ki bu yaptığımız programlarla üreticilerimizin bu konuda ciddi şekilde kendilerini revize ettiklerini görüyorum. Ben RasyoLife dışında gittiğim çiftliklerde de ya biz bunu dinledik artık bunu yapmaya çalışıyoruz demeler başladı. Demek ki bir devrim yapıyoruz o anlamda. Çok iyi oluyor. Ben ezberleri zaten bozuyoruz yani. Evet. Şimdi şöyle ben hep bir iddiam var. Üniversiteler artık şöyle. Ben bir öğretim üyesiyim. Ben akademisyenim. Akademik çalışmalarım var. Akademik çalışmalarımı burada yapıp yani şöyle söyleyeyim. Kitapta yazan her şeyi ben burada görebiliyorum. Hani derler ya normalde kitapta yazdığı gibi değil. Aslında kitapta yazdığı gibi. Şöyle yazdığı gibi bu iş. Ölçümleme yapabiliyorsanız. Dünyanın gerçeğini bilebiliyorsanız. Şimdi örnek vereyim. Çok büyük paralar harcamışlar. Müthiş çiftlikler yapmışlar. Her şey tamam. Ama şu fan sistemini koymamışlar. Şu spreylemeyi, şu evet, duşlamayı evet, koymamışlar. Evet. Gidip söylediğimizde insanlara diyoruz ki ya bunu yapmanız lazım dediğimizde ya diyor ki o kadar çok para harcadım ki diyor. Bir daha para harcamam diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Düşünün evi yapmışsınız çatıyı koymamışsınız. Aynen. Yani verim bekliyorsunuz. Sonra, bakın şu hayvanlar içerisinde doğduğu günden yaklaşık 20 gün sonra 40 litreye çıkıyor bu hayvanlar. Evet. Şimdi biz 40 litreye çıkan bir hayvanı 40 litreye çıkabilmesi bir marifet, 40'ta kalabilmesi bir başka marifet ama 40'ta devam ederken bu sıcakta da 40'ta devam edebilmesi ayrı bir marifet ama sıcakta 40 litreye çıkmış, 20 günde çıkmış ve aynı zamanda doğum sonrası 80-90. Günde gebe kalmış istiyorsanız maalesef evin çatısını koyacaksınız. Aynen. Bir de tabii sizin biraz önce söylediğinize ben ekleme yapmak istiyorum. Akademisyenler, ben her zaman şunu söylüyorum üreticiye. Akademisyenlerle iç içe olun. Görüşün, onları alın, akademik üniversitelerden alın, götürün, sahaya evet. götürün.
Şimdi sahaya giren birçok hocamız var. Sizler gibi değerli hocalarımız var. Sahaya gitmeyen hocalarımız da var tabii ki. Ama sahaya giden hocalarımız, sizin gibi devamlı hayvanın içinde olan hocalarımız aynı zamanda ne yapıyor? Hem teorik hem de pratik olarak birbirine ekleme yapabiliyor. Evet. Yani görebiliyor, gözlemleyebiliyor ve ondan sonra da koymuş olduğu tezi, evet ben bu tezi yaptım ama aynı zamanda pratiğini de yapıyorum diyebiliyorsun. Aynen öyle. Bu çok önemli. Mesela burada bir ürün geliştiriyoruz, bir Ar-Ge'sini yapıyoruz bir ürünün. Örneğin bu geliyor bize, biz bu Ar-Ge çalışmasında ineğin önüne döküyoruz. Şimdi ineğin önüne döktük ama inek bunu nasıl yiyor? Seviyor mu? Hoşuna gidiyor mu? Şimdi bunu oturup gözlemlemeniz lazım. Bunun akademiyle bir alakası yok. Kağıt üzerinde her şeyi yaparsınız ama burada hayvana bunun faydasını gözlemleyemiyorsanız, ama en önemlisi akademisyen kimlik ölçmeyi ve değerlendirmeyi getirir. Kesinlikle. Beraber. Ama akademisyen kimliğin getirdiği bu ölçmeyi kesinlikle bizim üreticilerimizin de yapması lazım. Kayıt tutmaları lazım. Evet. Benim çok güzel biliyorsunuz şeyim var. Yağmur yağan bir havada silecekleriniz çalışmıyorsa önünüzü göremezsiniz. Doğru söylüyorsun. Hızlı gidemezsiniz. Dolayısıyla ölçümleme, ölçme kesinlikle bizim önümüzü görmeyi ve yönetmeyi sağlıyor. Doğru. Şimdi tabii bizim konumuz bugün özellikle suni tohumlama ve embriyo. Biz biraz tabii sohbete başlayınca öyle bir geniş konuşmaya başlıyoruz ki dostlar, oradan oraya gidiyoruz. Bu arada hocalarımızla beraber aynı zamanda eğitim videoları da çekiyoruz. Bu eğitim videolarını benim katıl butonuyla katılabilirsiniz. Eğitim videoları aynı zamanda ders niteliğinde oluyor. Biz burada daha yüzeysel konuşuyoruz ve yüzeysel olarak en azından bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Aslında şöyle iki ayaklı diyelim. Burada bir konunun genel çerçevesi çiziyoruz. Diğer eğitim konuları biraz detay olduğu için ve bu işi gerçekten öğrenmek isteyen insanların çalışmak istediği yer olabileceği için öyle de bir imkan verelim. Şimdi biz burada bir program yapsak ve ben burada bu kadar detay anlatsam, burada belki birçok insan buna sabredemeyecek. Bunlar sıkıldım. Ne anlatıyor evet, diyecek. Evet, yani aynen öyle. Şimdi embriyonun iki şekilde dediniz sağıldığı zaman. Bir suni tohumlama yoluyla süper ovülasyon yapılmış. Yani fazla yumurtalık elde edilmiş hayvanda döllemeyi, yani yumurtalıkla i̇çeride birleşmeyi dönmeyi. İçeride yapabiliyorsunuz. Veyahut da sağıp yumurtaları alıp dışarıda işte özel mikro enjektörler vasıtasıyla dölleme evet. yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu iki her iki metotta hangisi daha başarılı diyebilir miyim? Böyle evet. bir soru sorabilir miyim? Bilmiyorum. Şimdi amaçlar aslında birbirinden biraz farklı Osman Bey bunların. Evet. Biz buna fresh embriyo transferi dediğimiz konu, yani annenin vücudunda spermle yumurtayı birleştirdiğimiz konuda daha kestirme, daha pratik ve daha sonuca yatkın, daha hızlı sonuç alınabilecek yöntemlerdir. Daha çok araştırmalar bunlar üzerine kurulmaz. Çünkü rahim ortamındaki etkinin ne olacağını siz kestiremezsiniz. Evet. Ama şunu kestirebilirsiniz. En iyi üreme, çoğalma ortamı ana rahmidir. Ana rahmi. Fakat evet. sıcaklık stresi durumlarında ana rahmi bunu etkileyebileceği için beslemeye bağlı. Mesela kalitesiz protein kaynaklarından bir besleme yapılan bir işletmede, mesela üre kaynaklı, üre yoğun bir şekilde kullanılan bir beslemede embriyonun siz ne kadar kaliteli çıkacağını, annenin rahminde ne kadar rahat büyüyebileceğini bilemezsiniz. Örnek veriyorum, bunu bir örnek olarak söylüyorum. Ama diğerinde bunda anne içinde olan olayları tahmin edemezsiniz. Ama başarı oranı daha yüksektir. Diğerinde anne rahminde olabilecek olumsuzlukların önüne geçiyorsunuz. Ana rahmini laboratuvarda taklit ediyorsunuz. Çıkan sonuçları daha standart hale getirip ölçebiliyorsunuz. Bir, bu farklılığı ortaya koyalım. Aslında bunlar üstünlük değildir. Kullanım alanlarıyla alakalı farklılıklardır. Diğer taraftan mesela siz anne rahmindeki yumurtaları genellikle biz o ikinci yöntem, laboratuvarda birleştirme yaptığımız yöntemde genelde mezbahada alırız. Mezbaha şartlarında kesilen hayvanların yumurtalıklarından toplayıp yaparız. Bir diğer yöntem de yine ultrason yardımıyla girip annenin yumurtalığında toplama metodu vardır. Hmm. İkisinin arasında da fark var, uygulama farkı var. Mezbahaya giden hayvanı nasıl alırız? Atıyorum 3 memesi kör olmuştur artık. Geçmişte süper verimlidir, çok yüksek verimlidir ama 3 memesi kör olmuştur. Uzun zamandır da süt verimi düşmüştür. Bu inek kesime gitmiştir. Yumurtalıkları sağlamdır. Yumurtalıklarından son bir kez verim ömrünü tamamlamadan son bir kez yumurta alabilirsiniz. Ultrason yardımıyla girip yumurtaları almaya başladığınızda o ineği bir daha kullanabilirsiniz. 3 ay sonra bir daha kullanabilirsiniz.
Yumurtaları can kesmeyeceğimiz hayvandan yumurta aldığımız yöntemle ana rahminden topladığımız yumurtalar arasında bir başarı farkı var mıdır? Vardır. Var. Ne kadar bir fark? Vardır. Mı? Yani bu yaklaşık bir %40 civarında, %30 civarında bir fark vardır. Ciddi bir fark var. Tabii, çünkü biz laboratuvar ortamında ana rahmini taklit etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi bir de şu var tabii. Biz aldık, süper bir embriyo elimizde var. Bu süper embriyoyu kime koyuyoruz? Genelde en değersiz hayvanımıza koyacağız. Niye? Çünkü en değersiz hayvanımız otel vazifesi görecek. Evet. Yani otel orada büyütüp bu yavruyu doğurtacak. Neticede bu şekilde yaptığımız zaman biz aynı zamanda sürümüzdeki o daha az değerdeki ya da vasat hayvanımızdan çok süper bir buzağı elde etmiş oluyoruz. Evet. Ve bu şekilde de sürümüzü çok daha hızlı bir şekilde geliştirebiliyoruz. Küçük bir anekdot vereyim. Mesela bu biyoteknolojinin etkilerinden Osman Bey, şimdi fark ettiyseniz belki sizin gençliğinizde 20 litre süt veren bir inek mükemmel bir inekti. Ya bizde şöyleydi. Mesela ben İngiltere'de okuduğum zaman da İngiltere'de bizim hem Jersey hem şey vardı. Bizim İngiltere'deki kuru hayvanlar dahil ortalamamız 22-23 litreydi. Yani günlük ortalamamız. Jersey'lerde de 17-18 litreydi. Yani ben bunu hatırlıyorum. Evet. Bu çiftlikte veya benzer çiftlikte 20 kilo süt veren bir hayvan bugün verimsiz hayvandır. Evet, ve evet. Verim ömrünü doldurmuş kabul edilir. Yapılabilecek bir şey ise kesime gider. Laktasyon ortalaması o zamanlar 6 ton dediğimiz zaman süperdi. Evet. Yani benim o dediğim 40 yıl evvelki bir Holstein'in laktasyon ortalaması 6 tondu. Jersey'in de 3,5-4 ton diye, aynen, hatırlıyorum ben. Doğru. Ya o zaman. Ya o zamandan bu zamana korkunç değişti. Şu anda bu hayvanların laktasyon ortalaması 12 tonun üstünde. Evet. İşte bu hayvanı iki şekilde, bir genetik etki, İki çevre etkisi. Biz bunları unutmayacağız. Yani üreticiler de bunu unutmaması gerekiyor. Bazı işletmelerde var. Her şeyi yapıyorlar. Gerçekten mükemmel bir projeksiyon koyuyorlar. Mükemmel bir yönetimler oluyor ama hayvanlar yükselemiyor. Doğru spermanın, doğru bir genetiğin seçilmemesinden kaynaklı. Bugün Türkiye'de de çok ciddi bir problem var. Süt verimini arttıramamak yönünde. Yoksa enfeksiyonları bir yere koyuyorum. Yani meme sağlığını ayrı konuşmak lazım. O ayrı dursun. Besleme standartları artık, yani şu besleme sır olan bir gizli saklı bir besleme değil. Değil. Bugün internete giren herkes bu besleme metodunu zaten orada da görecektir. Zaten Türkiye'de birkaç firmada, hatta 5-6 firmada bu besleme tarzını yapabiliyor. Burada yapamadıkları şey, insanların benim de yapamadığım, müdahale edemediğim şey genetik. Genetiğe biz artık olmuş bitmişe müdahale edemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Bir işletmenin önümüzdeki 3-4 yıllık bir hedefi varsa, bir sürece ilerlemek istiyorsa, o noktada başlangıç olarak suni tohumlama, sonra dişi sperma kullanımı, bir gün bütçe el veriyorsa da embriyo transferine gitmeleri gerekiyor. Başka türlü bir işletmede her şeyi yaptım, her şeye baktım, meme sağlığına da baktım, her şey sağlıklı deyip de ben 25 litrenin üzerine çıkamıyorum diyorsa orada genetiğe bakmak lazım. Genetiğe bakmak lazım. Bir de şunu söylemek lazım. Mesela bugün bir suni tohumlama yaklaşık 1500 lira civarı benim bildiğim kadarıyla. 1000 lirayla 1500 lira. 1000 lirayla 1500 lira. Eğer dişi sperma kullanırsanız da 100-200 lira fark ediyor diye, evet, biliyorum. Artık fark kalmadı zaten. Fark kalmadı ama ben şuna inanıyorum. Eğer biz Türkiye'de sperm bankalarını doğru gerçekleştirdiğimiz takdirde bu belki 1500 liralık rakam 600-700 liraya inebilir. Aynen. Bu da üretici açısından çok daha maliyeti düşük olacak. Kıymetli bir şey. Kıymetli bir şey. Çünkü bugün sizin 250 tane hayvanınız varsa veya 100 taneden gidelim. 100 tane hayvanınız varsa siz yaklaşık 2,5 tohumlama yapıyorsanız, 2,5 tohumlama yapıyorsanız bu da yaklaşık 250 tane suni tohumlama yapacaksınız demektir. Evet. 1000 lira olduğu takdirde 250 bin lira gibi bir maliyet oluyor. 1500 lira olduğu zaman çok biraz daha var, yükseliyor. Ama siz bunu, bu maliyeti eğer 700 liraya 600 lira mertebesine çektiğiniz zaman bu rakamlar o ciddi düşüş gösteriyor. Bu maliyetler şöyle aşağıya çekilebilir. Tabii bir sürü şey var bunun içinde ama hangi hayvana biz doğru spermayı kullanacağız? Bir kere dünyada artık şunu unutalım. Pahalı olan bir şeyin kalitesiz olma şansı kalktı. Evet. Artık bugün dünyada pahalı olan bir şey varsa kesinlikle kalitelidir. Çünkü bu kadar maliyetlerin olduğu bir ortamda bir şeyin fiyatı artıyorsa o kalitelidir. Bugün sperma firmalarıyla konuşurken mutlaka üreticilerimiz temel düzeyde bir sperma kataloğunu okuma eğitimi, küçük bir eğitim alsınlar derim ben. O zaman hocam
bu eğitimlerimizden bir tanesine bu katalog okuma eğitimini koyabilir miyiz? Katalog okuma eğitimini koyarız. O da güzel. Şöyle yapalım. Bu konuyla ilgili belki bir uzman da çağırabiliriz. Yani 3 kişi olabilir. Beraber yapabiliriz. Daha yapalım. Da verimli olur. Daha verimli olur. Daha evet. Da bu konuda çünkü gerçekten şimdi benim alanım doğum ve jinekoloji yani dişi hayvanlar. Sperm ama erkekten geliyor. Daha oradan beri bir okuması var bunun. Ve orada da bir katalog sistemi var. Benim tabii ki anlatabileceğim düzeyde bilgilerim var ama işin etiği gereği daha biz de uzman o işin uzmanını çağıralım. 3 kişi yapalım daha güzel olur. Ama doğru hayvana atma kısmı o bende. O sen. Sebebi şu. Biz Türkiye'de benim kesinlikle söylediğim bir şey var. Kısa yoldan üretimi yapabilmem için düvelerimize dişi sperma atalım. Kesinlikle. Bizim ne zamanı boşa harcama lüksümüz var, ne parayı ne hayvanı. Hiçbir şeyi boşa harcama lüksümüz yok bizim. Aynen. İneklerde de sağlıklı hayvanlara gebe kalma aralarında pek bir fark kalmadı artık. Gebelik oranları arasında fark kalmadı. Biraz maliyetlerde ürkütebilir. Onu da düşürebiliriz. Onun arasında doğru hayvanı seçerek. Yani, ama bize dişi erkek hayvan da lazım. Onu unutmayalım. Şimdi bir işletmede güzel karlardan bir tanesi ben bugün görüyorum. Erkek buzağı satışı da ciddi bir getiri. Gelir getirisi. Bir işletme kapasitesini doldurduysa, daha fazla büyüme gibi bir şeyi yoksa, amacı yoksa, alttan gelen dişi sayısı, replasman oranı dediğimiz, replasman kabiliyeti dediğimiz, yani çıkan hayvanı karşılayabilecek düzeyde ise, o işletmelerde erkek, yani konvansiyonel spermada kullanılmalı. Çünkü her yer dolmuş. Nereye götüreceğim? Ha düve satan bir işletmeyse gayrı. Gebe düve tesisimiz de varsa satışımız, onu da oraya koyar, gebe düve satarız. Ama böyle bir amacımız yoksa, erkek hayvan da güzel bir getiri. Şimdi bunu da yok saymayalım yani. Burası da var işin. Veyahut da şöyle yapabiliriz. Yani biz İngiltere'de bunu yapıyorduk. Yani mesela bir hayvanımız var. Süt verimi fena değil ama bizim genetik olarak gelecekte bu hayvandan genetik olarak bir şey beklemiyoruz. Evet. Ona belki erkek besi sperması yani besi hayvanı da atılabilir. Eğer onu biz tabii. Besi olarak satmak istiyorsak. Yani, Türkiye şartlarında zaten üretici bu konuya çok mobil yani biliyorsunuz hemen evet. hemen o bir doğru haline kabul edilip bu normlar hemen bir doğru haline ben gelir. Ben ondan çok korkarak i̇şte zaten onu söyledim. Onu bazen cümleleri seçmemiz gerekiyor. Evet, evet. Şimdi yani. Ben gidiyorum eciş bücüş hayvanlar şimdi siz de görüyorsunuz. Maalesef. İşletmelerde hayvanlara gidiyoruz. Biraz önce de konuştuk kırmızı hoştayn atmış. Yok efendim gitmiş başka bir montofon atmış mesela tamam mı? Yani ırkı çevirirken de. Bir de şöyle bir şey var. Genetiği de biraz bilmek gerekiyor. Bir de biz genetik mühendis değiliz üreticiler. Yani. Biz üreticiler genetik mühendis değiliz. Niye hayvanları, ırkları birbirine karıştıralım? Bu özellikle küçük başta çok görülüyor. Evet. Arkadaşın sürüsü var. Bu sene diyor ben diyor X aldım diyor. Seneye diyor Y koçu aldım. Ondan sonraki sene Z koçu aldım. Bir bakıyorsunuz çorba olmuş. Ve özellikle bu Marmara bölgesinde maalesef çok. Benim yani. De yani bir üremeci olarak benim de hoşuma gitmeyen bir tablo ama bunu bir zooteknisyen de değerlendirmek lazım. Şöyle ben size söyleyeyim, onların çok alanına girmeden söyleyeyim. İlk elde ettiğimiz yavrular melez azmanlığı yaşayacaklardır. Üstün verim. Ama sonrası artık geriye doğru gitmeye başlayacaktır. Ve çok kötü, ters azmanlık yaşıyor. Evet, o zaman da yavrular küçülecek, dayanıksızlaşacak, hastalıklar ortaya çıkacak. Aynen. Ben genel görüş olarak bir ırkın kendi ırkında korunması taraftarıyım. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Bir de özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Ben şunu da gördüm. Mesela dolaştığım çiftliklerde Holstein erkeklerin de çok güzel büyüdüğünü görüyoruz. Tabii. Yani etlik olarak ya ben kabul etmiyorum. Bugün Holstein çiftliğinde de etlik olarak Holstein erkeklerinde son derece güzel 750 kilolarda 750 kilolarda doğru besleme yapıldığı takdirde çok güzel kendilerini doldurduklarını görüyoruz. Osman Bey ben şöyle söyleyeyim. Bakın bizim bir sürü projeksiyon çalışmamız da var. Hani burası bir akademi olduğu için, biz buraya bir akademi olarak çalıştırdığımız için yurt dışından misafirlerimiz geliyor, yurt içinden misafirlerimiz geliyor. Herkese bir sürü büyümesini anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir strateji. Sürü büyüme stratejisi var burada. Örnek vermek isterim size. Biz mesela kendi hayvanlarımız içerisinde şu anda hangi hayvana hangi spermanın atılacağını biliyoruz. Kendimiz bunların testlerini yaptırdık biliyoruz. Amma ve lakin. Buradan çıkan düvelerimiz de karşıda. Onlara da gidip bakalım isterseniz. Tabii bugün yavaş yavaş hem yürüyelim. Hem sohbet edelim bakalım. Düvelerimizin büyüme hızlarını takip ediyoruz. Ölçüyoruz. Aylık olarak bakıyoruz. Bu verimin neresinde olduğunu test etmemiz. Ne demiştik? Ölçmediğimiz bir şeyi geliştiremeyiz. Evet. Bir yer ben akademiyim iddiasıyla ortaya çıkıyorsa o işletme ölçüm yapabiliyor olması gerekiyor. Öyle havadan kesinlikle. Akademi olmuyor. Evet. Şimdi biz
düvelerimizde elde ettiğimiz güzel düveleri sürüye katabilmek için ciddi bir bakım ve yönetim yapıyoruz. Kilo tartımı, besleme yönetimi, bunları hepsini yaptıktan sonra buraya geliyor. Fakat bizim ister istemez yapmak zorunda olduğumuz bir genetik seleksiyon da var burada. Yaklaşık %20, %30 civarında da bizim seleksiyona gitmemiz lazım. Evet. Çünkü sürü körelmemesi gerekiyor genetik olarak. Biz oradan buraya %20, %30'umuzu koyduktan sonra kağıt üzerinde de olsa veya düveler üzerinde ölçümde de olsa bundan sonrasındaki sürümüzü dışarıya satışa sunuyoruz. Evet. Çünkü biz artık buradan daha fazla büyümüyoruz. Gebe düve olarak satıyorsunuz. Gebe düve olarak satıyoruz. Evet. Ama erkeklerimizi de ciddi benim takdir ettiğim, hani belki biz onu yapamayız burada ama ciddi bu işi çok iyi yapan erkek besi, yani Holstein besi yapan işletmeler de var. Onlar da sağ olsunlar teveccüh ediyorlar, gelip buradan alıyorlar. Evet. Ve şunu görüyoruz. Sperma kalitesi, biyoteknoloji kalitesi ne kadar yüksekse elde ettiğiniz erkeklerin kilo alma ihtimalleri de o kadar artıyor. Evet. Tabii bakım, besleme, bunların hepsinden ağrı olarak söylüyorum. Tabii. Evet. Şimdi mesela burada düvelerimiz var. Bu düvelerin, biz burada düvelerde bakın hepsinde bir pedometre var. Evet. Bunların 12 aylığı geçenler önce tartıma girerler. 12 aylık tartımda 360 kilo civarında yakalayanlar artık üreme sürecine alınırlar. Yani burada zaman diliminden ziyade hayvanın kilosu önemli. Kilosu. Kilo yani bizim için çok önemlidir. 350 bir kriter. Yani 350 kiloya gelmiş bir hayvan artık tohumlamaya hazırdır diyebiliriz. Bir küçük püf nokta söyleyeyim. Evet. Türkiye'de düve infertilite diye bir şey var, biliyor musunuz? Evet. Dünyada da var ama Türkiye'de başının belasıdır bu düve infertilite. Evet. Düvelerin gebe kalmaması. Düvelerin gebe kalmamasının en büyük sebebi kilo artışını yeterince optimumda, yani ne çok fazla ne çok az, bunu sağlayamamalarıdır. Evet. Bunun sebebi şudur. Bu yağlanma, vücutta leptin dediğimiz bir hormon var. İneklerin beyinlerinde hormonların salınmasını düzenliyor. O yüzden 365 günde 360 kilo bandını aşan ineklerde bu çalışıyor demektir. Hmm. O yüzden biz o ineklere senkronizasyonları alıyoruz. 380 kilo, 390 kilo bantları bizim için çok başarılı. 400 kilo bantları bizim için üreme için çok başarılı bantlar. Ama düvenin ağırlığı 430, 440, 450'lere vurmaya başladığı zaman bu sefer tersine işliyor süreç. Obezite başlıyor. Obezite başlıyor ve hayvan gebe kalıyor. Yağlanma başladığı zaman o zaman besiye çevirmiş oluyorsun hayvanı. Aynen öyle. Mesela bakın burada gördüğünüz gibi gebe hayvanlarımız var. Bu taraflar gebe panakları. Bu taraf gebe, evet. Şunlar gebe. Evet. Şimdi buralar senkronizasyonda olan ve buralarda da gebe hayvanlar var. Evet. Yan tarafta da izlenen küçük hayvanlar var. Bakın evet. Onlar sürekli tartımda girerler. Evet. Sürekli tartım sonucu bunların kilo artışları izlenir. Evet. Biz bu artış içerisinde geride kalmış olanı görürsek biz bunu bir kere sürüden çıkarmaya aday hayvan olarak görürüz. Ha, yani, ama bu o gün değil, bir gün. Anladım. O artık damızlık aday olamıyor. Olamıyor. İşte işletmelerde bu tip hayvanlar tutulduğu zaman, bu özellikle hayvan sayısını, kapasiteyi büyütmeye çalışan işletmelerde en büyük yapılan hata, yani hata demeyelim de nasıl söyleyelim buna? Eksik diyelim. Şimdi şöyle, bu bir gerçek bu. Yani bu gerçek, adam bunu yapmak zorunda. Çünkü bir sürü para vermiş, bunu buraya bağlamış, sürüyü büyütmek zorunda. Bunu yapamaz. Ama benim önerim şu, özellikle belli kapasiteye ulaşmış işletmeler için söylüyorum. Kesinlikle genç hayvanların büyümelerini izlesinler. Genç hayvanların büyümelerinden kendilerine bir ders çıkaracaktır. Anladım. Bazen evet. İşletmeye gidiyoruz Osman Bey. Adam normalde sağmal hayvanlara verdiği elinde kalan arta yemi bunların üzerine döküyorlar. Hani hesapsız döküyorlar. Evet, evet. Ve evet, o hayvanların küçük kalmasını, boylarının küçük olmasını. Çünkü ve yağ, hızlı yağlanmaya. Yağ dönüyor değil mi? Hızlı evet. Yağlanmaya ve hızlı besiye yağlanmaya dönüşüyor. Evet, o zaman hayvanları üretemezsiniz. Türkiye'de zaten ben hep bunu iddia ediyorum. Türkiye'nin, biraz önce dedik ya, neden insanlar gidiyorlar? 2 yılda bir yurt dışından bu ülke hayvan getiriyor. Evet. Çünkü üreme entelektüel bir iştir. Bunu doğru, unutmayın. Doğru. Türkiye entelektüel olduğu gün, süt sığırcılığı yetiştiricileri entelektüel olduğu gün üremeyi çözecekler. Evet. Üreme çünkü basit bir konsepttir. Hayvan zaten üremek için dizayn edilmiştir. Evet. Yeter ki siz onu o entelektüel yapıyla birleştirin. Bu entelektüelin içinde ne var? Hayvanın kilo takibi var. Hayvanın önüne döktüğünüz ot var. Mesela geçmişte solunum sistemi problemi yaşamış bir hayvan düşünün. Bu hayvanın kilo alması ve iyi bir annesi olması mümkün değil. Bunu sürünüze tuttuğunuz zaman dünyanın en kaliteli spermasını da kullansanız elde edeceğiniz yavrunun genetik potansiyeli o kadar kalacak. Bir de şöyle bir şey var. İshal geçirmiş bir hayvanın da gelecekte sıkıntıları oluyor. Tabii değil ki. Mi hocam? Tabii ki. Yani üretim olarak sıkıntıları oluyor. Yani onun için hani hep diyoruz ya, doğumdan itibaren
gebe kalana kadar bir düvenin bakımı çok önemli. Tabii. Yani sonuna kadar. Ben suni tohumlama ile ilgili bir şey soracağım. Ben gittiğim bir çiftlikte Holstein çiftliği. Holstein çiftliğinde baktım limozin var. Efendime söyleyeyim Jersey çıkmış. Bilmiyorum. Nasıl oldu dedim bu. Vallahi dedi suni tohumlamadan bunlar çıktı. Yani şimdi ben insanlara şuradan üreticilere uyarı yapmak istiyorum. Size suni tohumlamaya gelen arkadaşlardan lütfen hayat o numarasını. Şey numarasını alın. Kulak numarasını. Hayır şeyin straw dediğimiz o. Evet, üzerindeki boğanın kulak numarası. Boğanın kulak numarasıdır. Lütfen o kulak numarasını alın. Bir dakika kardeşim. Yani anında nitrojen gazından çıkardığı zaman, azottan çıkardığı zaman fotoğrafını çekin hemen koysun geri ki çözülmeden yani çözülmeyi engelleyip gidip bilgisayarda bakın. Madem böyle bir olay yaşıyorsunuz bilgisayarda bakın. Eğer bilgisayarda zaten girdiğiniz anda o boğanın kulak numarasından hangi ırka ait olduğunu göreceksiniz. Doğru. Doğru mu? Doğru. Yani böyle bir sıkıntı var hocam. Gördüm ben. Şöyle bir şey var. Osman Bey bir veteriner hekim geldi benim ahırımda. Ben katalogdan şeyi seçebilecek pozisyonda bir üretici olmayabilirim. Olabilir. 3 ineğim var, 2 ineğim var, 5 ineğim var. Çağırdım tohumlamaya evet. Geldi. Bir tane tohumladı. Payetini alın. Atılmışsa bile. Çekin numarasını bir kontrol edin. Ya arkadaş bunu cep telefonunuza yapıştırın. Görün. Bu sizin istediğiniz değilse yani ve istediğiniz olmayacaksa o gebeliği sonlandırtırın. Evet. Yani o... Bak bunu ben düşünmemiştim. Bir program çektim. Orada biliyorsunuz eleştiri de yaptım. O programı da seyredebilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben hocam farklı yaklaştı. Yani suni tohumlama yapıldıktan sonra yaklaştı. Ben de suni tohumlamadan önce gelen arkadaşa bir dakika kardeşim çıkar hangisini kullanacaksın fotoğrafını çektim. Tabii ki ondan sonra kullanıldıktan sonra da onu alın bakın. Hı hı. Aynı verilen kullanılmış mı? Çünkü maalesef daha ucuz spermalar yani suni tohumlar kullanılarak maalesef diyorum bu istenmeyen bir şey. Suni tohumlar kullanılarak farklı farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Sorun şöyle geri dönüşümsüz. Neden gebeliği sonlandırın diyorum. Bazen doğuramayacak ebattaki bir hayvana doğuramayacak bir ırk atabilir. Şar olay mesela. Gebe düğeye yani şar hayvan olay. Gebe kaldı mı kaba kaldı. Gebe kaldı çok güzel süper. Şimdi derste de anlattığımız gibi güç doğum. Bu başlangıcın en fazla hasar veren noktası. Evet. Siz bunun içerisine hayvan gebe kaldı. Şimdi şöyle diyeceklerdi. Ya hocam bizim için gebelik önemli. Ben bunu nasıl sonlandırayım? Ama doğum sırasında bir problem yaşarsanız anne de gidecek. Anne de gidecek. Yoksa bir hormon iğnesiyle senkronize edip 10 gün sonra bir daha tohumlayabilir hale gidecek zaten. Yani mutlaka istediğiniz tohumlamayı gerçekleştirin. Hocam öyle bir sohbet oluyor ki yani bitmiyor. Yani ben zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Kaç dakika oldu biliyor musunuz şu anda? Kaç dakika? Vallahi kaç dakika oldu? 46 dakika oldu. Sevgili dostlar ben gerçekten doyamıyorum. Yani dinlemeye de doyamıyorum, sormaya da doyamıyorum. Umarım sözünüzü fazla kesmemiştim. Kesmemişimdir. Çünkü bazen arkadaşlarım diyor ki ya diyor sen konuşma diyorlar. Özür dilerim. O da iyiymiş. Yani biz heyecanımızdan konuşuyoruz. Hiperaktif olduğumuz için konuşuyoruz. Yoksa başka bir şeyden değil. Hocamı dinlemek, hocam bir derya. İnanın bana. O deryayı konuşuyoruz. Hocam burada bitirelim programı tabii. İstersen. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar bir programın sonuna daha geldik. Her zaman olduğu gibi koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, danalarınız, düveleriniz, tüm hayvanlarınız sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.